Yangını kim çıkardı? Yangın başladığından itibaren devam eden kirli bir algı operasyonu. Yangına benzin döküyorsunuz. Siz neden devlet kurumlarına, yangın için canla başla çalışan ekiplere bu şekilde saldırıyorsunuz? Bu bir cambaza bak hikayesi mi? Yalanlarınızı yüz yüze vurmaktan bıkmayacağız. Herkese merhabalar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Malum gündem yangın. Bizim yangınla ilgili bir sorumuz var. Yangın başladığından itibaren devam eden kirli bir algı operasyonu. Sayın Kılıçdaroğlu, sayın muhalefet, sevgili İYİ Parti, pek de sayın olmayan HDP. Yangını kim çıkardı? Malum Ağustos ve Temmuz ayları Türkiye'de yangının fazla görüldüğü aylar, tüm dünyada olduğu gibi. Fakat bir anda, aynı anda 160 ayrı yerde bir anda çıkan yangınların kafamızda bir soru işareti oluşturması da gerekiyor. Malumunuz Ateşin Çocukları denilen PKK grubu bu yangınları üstlendi. Sorunun muhatabı, yangınlar başladığından beri sadece devleti ve devlet kurumlarını karalamaya çalışan herkes. Yangını kim çıkardı? Siz neden devlet kurumlarına, yangın için canla başla çalışan ekiplere bu şekilde saldırıyorsunuz? Bu bir cambaza bak hikayesi mi? Sorumlusu PKK'ya PKK diyemeyen, kediye kedi diyemeyen mahlukatlar yüzündendir. Biz ormanları kimin yaktığını belki bilemeyebiliriz ama kimin söndürmediğini biliyoruz. Belki bilemeyebiliriz ne demek biliyor musun? Kaz Dağları'nı yakacağız diye aleni bir şekilde burada çarşaf çarşaf gazete çıkarıyor. Ama ben PKK'ya Erdoğan düşmanlığı yüzünden, AK Parti düşmanlığı yüzünden, millet düşmanlığı yüzünden, vatan düşmanlığı yüzünden gözümü kapatırım. PKK'nın yaktığını dahi söylemekten imtina ederim. PKK'ya laf etmemek için yangınla mücadele eden herkesi neden zan altında bıraktınız? Neden atmadığınız iftira kalmadı? Yangından siyaset devşiriyorsunuz diyeceğim ama keşke siyaset olsa, yaptığınız bu siyaset değil. Yangına benzin döküyorsunuz. Hani kaba bir deyim vardır halk arasında, mahalle yanarken saç tarayanlar diye. Bizde de ormanlar yanarken bir kısım siyasi ve bazı şöhretler kaba tabiri saç taradı. Kemal Bey'den başlayalım. Malumunuz Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu bir röntgencilik olayına borçlu. Genel başkanlık koltuğuna geldikten sonra da söylediği yalan ve iftiralardan dolayı tonlarca tazminat ödemiş bir isim. Yangınlar başladığında da Kemal Kılıçdaroğlu tarz değiştirmedi. Çoğunu CHP belediyesinde olan orman yangınları için ilk ifadesi ne oldu? Rant için ormanlar yakılıyor, yanan orman arazilerine oteller yapılacak dedi. Kemal Bey, rant için orman arazileri yakılıyor'a bir ilave daha yaptı. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları neden devreye sokulmadı gibi, ki olayın aslında aslarını en iyi bilmesi gereken kişi. Türk Hava Kurumu'nun mazisini hiç olmazsa Haluk Pekşen'e sorsaydı. Kemal Bey başlarda Kemal Bey'in vekilleri, belediye başkanları boş durur mu? Onlar bir yandan sosyal medyadan tweetler ve Instagram görüntüleriyle, videolarıyla ajitasyonu yaparken bir yandan da başka alemlere uçtular. Buyurunuz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, o esnada manavgat yanıyor. Zeyren Karalar kaburgacıda. Kendisini Adana Fuar Merkezi'nden tanıyoruz. Bir de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Beyefendi var. Onun durumu çok daha tuhaf. Hızlı bir yangın girişi yaptı. Helikopter sesleri eşliğinde Allah'ınızı seviyorsanız buraya helikopter yollayın dedi. O arada bir de kendi belediyesinin yaptığı bir çekim vardı. Aşağıya bırakalım. Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay Bey. Engin Altay Bey, bir tane helikopter gördüysem namerdim dedi. Engin Bey, tercih sizin. Vallahi de billahi. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz o esnada
ülkede yangınlar devam ediyor. Refik Er Yılmaz'ın bir konuğu var. Suriye'den Esat Yanlılı ile bilinen bir şarkıcı. Güzel göbek atıyorlar. Memleket yanıyor, sorun değil. İYİ Partili Aytun Çıray onun her konuda attığı provokasyon tweetlerinden, yaptığı konuşmalardan biliyoruz. Aytun Çıray boş durur mu? O da Kızılay nerede diyor. Cevap geliyor. Kızılay'ın faaliyetlerini anlatıyor. Ve Aytun Bey diyor ki siz de bir tıp doktorusunuz. Buyurun gelin gönüllü olun. Ve tabii ki Özgür Özel eksik kalır mı? Kendisini iletişim başkanlığı olan gizli hayranlığından biliyoruz. Bir de sosyal medyadan ağlaşan vekiller var. Bu da içli içli tavla oynamalarının görüntüleri. Buyurun izleyin. Ayak. Ayak al. Saç tarayan şöhretler silsilesi vardı bir de yangında. Onların durumu çok vahim. Üçüncü sınıf oyunculukları stüdyolarda parlatılan bet sesleriyle Türkiye'den başka yerde iş yapamazlar. Hatırlayın Gezi kalkışmasında terzi yamağı vardı ya hani bunlara bir tweet attı hepsini Gezi Parkı'na topladı. Ormanlar yanarken kıdemli şöhretlerden Gülben Ergen konuya hızlı giriş yaptı. Sosyal medyadan Kaliforniya'daki yangını paylaştı, o görselleri paylaştı. Ayrıca Help Turkey etiketiyle FETÖ'cülerin açtığı etikete de destek verdi. Diğeri de İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Emre Kınay. O hızını alamadı, video çekti, gayet öfkeli. Bu öfkeli Emre Kınay dizi setiyle gerçeği karıştırdı. Hayır yani unutumlu olarak da kafa yapısında bir anormallik görünmüyor. Niçin? Kendi ifadesiyle niye bu mantıksız öfke Emre Kınay? Ha, bunlara ilave bir de çömez şöhretler var. Onlar da yangından şöhret parlatma derdinde. Bunların içinde bir tane soluk benizli bir kızcağız var. Adı Zeynep Farah Abdullah. Bu kız da hızını alamadı. Bu da sardı yangınla ilgili öfkeli paylaşımlarla. Bu Zeynep Hanım atarlı giderli kendi mahallesindeki ablalarla da kavga etti. Bir de eski medyacı bir isim varmış adı Cem Seymen. O acayip değişik bir tip. 7-24 çalışan binlerce emekçinin emeğini, verilen çabaları umursamadı bile. İspanya'dan yangın söndürme ekibi geldi, yangın söndürüldü gibi akla ziyan bir paylaşım yaptı. Bu arkadaşın durumu biraz daha sıkıntılı. Bunun alanı psikiyatri olmalı. Psikiyatristlere emanet ediyoruz. Evet, fondaş medya boş durur mu? Fondaş medyanın piri farisi Uğur Dündar. O eski fondaşlardan aklı ziyan bir paylaşım yaptı. 1999'daki Marmara depreminde yanan tüpraşı güya Türk yapımı yangın söndürme uçağı söndürmüş. Bir de fotoğraf paylaşmış. Uğur Bey ne diyelim siz böcek arasanız da böcek kovalayın. Hani meşhur şey var ya Musa değil İbrahim anladınız siz onu. Neresini düzeltelim Uğur Bey? Tabi ünlü fondaş Ruşen Çakır. Medyaskop konuk. Kim? Konuk Kadri Gürsel. Kadri Gürsel'i yine aldı, anlatıyor. Ruşen diyor ki, ya sadece yangınlara odaklanmayın. Bakın, köpürtmemiz gereken mülteci meselesi var. Türkiye yönetilemiyor, yangınlar söndürülemiyor. Kadri Gürsel'le birlikte o da o konuya eğiliyor. Gazeteci Kadri Gürsel'le Türkiye'nin önünü göremeyişini konuşacağız. Üç tane temel mesele var. Şu anda en azından gündemde biliyorsunuz orman yangınları, salgın ve düzensiz göçmenler. Belki kötü bir benzetme olacak ama yerinde bir benzetme olduğunu düşünüyorum bunun. Türkiye'yi çok büyük bir transatlantiye, çok büyük bir gemiye benzetirsek, geminin su aldığını ve batmakta olduğunu bilse de bilmese de bunun farkında değilmiş gibi
yapan ya da bilmeyen. Bir de bizim meslek odamız var. Türk Tabipler Birliği. Türk Tabipler Birliği için aşağıdaki söylem yeterli. Sanırım onlar için ayrı kocaman bir program yapmak lazım. Ben de Türk Tabipler Birliği'ne ilgili diyorum ki bu tweetleri paylaşanların ne Türk ne tabip ne oda olduğuna inanıyorum. Ne diyelim? Siz yalan söylemeyi, iftira atmayı bırakmayacaksınız. Biz de yalanlarınızı yüzünüze vurmaktan bıkmayacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere.